Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? İnanın sabah Yaren'i yıkadım ve daha saçını taramaya, toplamaya fırsat bulamadım. Orayı yap, burayı yap derken saati de 11 yaptık. Çekme bir tanem. Anne çok uzun oluyor bak. Ha, uzun mu? Yaren kuşumda yani teyzeleri şurayı bir süpürdü. Ben de yatak odasında çamaşırlar vardı. Şu dolapları zaten düzenlemekten inanın artık yoruldum. Buraları hallettim. Ufak ufak şöyle valizi oraya koydum. Gidecek şeyleri yavaş yavaş oraya koyuyorum. Ütülenecekler var. Onlar ütülenecek. Yani 2-3 günümüz kaldı. O yüzden bir an evvel burayı da toparlamam lazım. Yaren'in de valizi burada. Şimdi senin saçını toplayacağım, tamam mı? Hayır, toplamayacaktım. Böyle mi gezeceksin? Evet. Tamam bir tanem. Tamam. Madem öyle diyorsun. Bunları da zaten dün görmüştünüz. Değiştirdim. Bakalım. Neyi rahatladılar. Neyi? Taşları değiştirdik ya bir tanem. Ya Allah aşkına şu aynanın aynadaki parmak izleri nedir Yaren ya? Nedir kızım ya? Ya göstereyim ben. Gösterme bana. Ben zaten görüyorum bir tanem. Hayır. Çamaşırlarımı attım. Renkliler yıkanıyor. Mutfak toplu ama dün akşam Şahin kahvaltı yapmıştı. O bulaşıklar var. Onlar hallolacak. Şurada meyve suyu içmişler. Tabii burada ben de vardım. Yani üçümüz de içtik de. Şimdi tek şeylik demeyelim. Bunları atalım. Her taraftan bir şey çıkıyor değil mi anneciğim? Evet ben de içtim. Evet sen de içtin. Baba da içti. Ben de içtim. Ve götürdük oraya koyduk değil mi? Aferin bize. Aferin bize kızım. Aferin. Şöyle çöplerimi de buraya toparlıyorum. Öyle yani. Bu arada şu inşaat seslerinden şu an sustu da tabii ki. Resmen mahalle artık bıktı. Yani sabahın 8'inde bu ses bir başlıyor. Akşam 6-7'ye kadar. Gerçekten artık şurada. Yok şuraya kadar geldi diyebilirim. Bir de bizim hemen yan komşumuz değil de bir sonraki komşumuz bir şeyler yapıyor. O yüzden çok aşırı derecede ses var. Bütün gün böyle işte. Her neyse şimdi şu bulaşıklarımı halledeyim. Daha sonra kahvaltı yapmadık. Saatlerimiz 11. Bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra bugün saat 2'de yine hastanede randevum var. Artık böyle heyecanla söylemek istemiyorum. Bugün inşallah umarım bugün artık başka bir doktora tabii ki randevu aldım. İnşallah bugün artık gideceğim. Sonuçları görebilecek miyim? Veya işte sonuçlardan da geçtim. En azından bebeğimi görebilecek miyim? Evet. Onu şey yapıyorum. Yani bakalım. Bugün de bir hastane şeyimiz vardır. Şimdi şuraları bir toparlayayım. Şu kızın saçını toplayayım mı anneciğim? Tamam biraz gez o zaman. Çay demleyeyim. Kahvaltımızı yapalım. Şu bulaşıkları dün akşamki makineyi boşaltayım. Bunları yerleştireyim. Anlayacağınız bitmiyor arkadaşlar. Bakın kendi saçımı bile daha taramadım. Tam olarak kurumamış bile. Şimdi bunu toplayacağım. Hayır onu biz yaptık. Tamam biz yaptık biliyorum. Biz yaptık. Süpürgeyle. Her neyse evet ama süpürgeyle dün akşam baba yaptı kızı. Şahin gelmişti yani dedi ya deneyi yapacağız. Dün tabii ki onu izlemiştiniz. Şu saçımı böyle fönle çekmişti. Şeyle süpürgeyle. Her neyse canlarım ben şimdi şey yapayım. Ama şimdi çirkin oldu değil mi? Evet kızım şimdi çirkin oldum. Kahvaltımızı yapalım karnımızı doyuralım. Daha sonra diğer işleri halledeyim. Evet kızım ondan sonra aslında bugün bayağı bir yorucu gün beni bekliyor. Hastanedir sonra size dün dedim ya çok güzel bir haber aldım diye. O haberle ilgili sizinle bir yere gideceğiz inşallah. Tabii ki olursam. Gideceğiz hep beraber göreceğiz güzel haberin şeyi neymiş sizlere de bugün açıklarım inşallah. Yani anlayacağınız bugün bayağı bir yoğun hem kendi evim işim var ev işim var hem hastane var. Hastane dönüşü işte o şey olursa oraya gideceğiz yani vesaire vesaire valiz daha var ufak ufak böyle çıkarıyorum ama tabii ki valiz için bir günümü ayıracağım. O zaman ne yapıyoruz?
Yaren Hanım, hazırsın değil mi? Evet, ben işlerimi bitirdim. Yaren'i hazırladım. Saçını falan taradım. Buraları güzelce toparladım. Evimi süpürdüm, banyomu hallettim, çamaşırlarımı astım. Yani sadece şu valiz, işte katlanacak, ütülenecek şeyler var. Onları daha sonra hallederim. Çünkü zamanım kalmadı. Bire çeyrek var. En geç 1:20 geçe evden çıkmamız gerekiyor. Çünkü başka bir doktora randevu aldığım için sürekli gittiğim şeyi biliyorum nerede olduğunu. Ama bunu ilk defa, buna ilk defa gideceğim için belli ki biraz araştırmam gerekiyor. Yani yani arayacağım belli ki. Yani öyle. Şey, balkon demirlerini götürdüler. Büyük ihtimal artık bugün takmaya başladılar. Bizdeki durumlar bu şekil. Yarencik hazır. Abi, kediye bak. Evet bir tanem, havuzuna girdi kedi. Ben de buraları hallettim. Şimdi gideyim kendimi hazırlayayım. Kendim daha doğrusu hazırlanayım. Saçımı falan düzleştirdim. Ondan sonra banyoyu öyle bir süpürdüm, sildim. O kadar şuradan bir kayısı alayım da ağzımız tatlansın değil mi? Bu arada çok güzel. Mesela şeyi genelde şoktan alıyordum ve kuru gibi çıkıyordu ama bu çok güzel, yumuşacık. Sevdim. Şimdi şöyle kapatalım, kurumasın. Gidelim hazırlanalım. Ondan sonra da inşallah diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şu aynada kaldı ama bunu da artık geldiğinde silerim. Valiz berbat bir durumda. Şimdi dediğim gibi kendim bir hazırlanayım. Saçlarım tamam da. Şimdi üstümü giyeceğim. Ondan sonra görüşürüz. Evet, ben hazırlandım. Şöyle geçen aldığım, görmemiştiniz tabii, Nigar'ın videosunda görmüşsünüzdür. Şöyle bir hardal renginde bir kazak giydim. İsimlerini bilmiyorum. Her zaman karıştırıyorum. Kazak, sweet. Artık siz söyleyin. Şimdi saat 1:05 geçiyor. Ne oldu bir tane? Bak gideceğiz şimdi. Hı? Babam nerede kaldı? Baban şimdi gelecek bir tanem. Evet, şöyle. Asun dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Bakalım. Dur kızım, duyamıyorum teyzoları. İnşallah. Bugün şey olacak. Sizce hangi küpede kalsaydım ya? Bunu mu takayım yoksa şu yuvarlaktan mı kalayım? Bakın şunu takayım da tekrar. Ay keşke de böyle var ya, şey, hemen cevap verebilseniz. Yani şu yoksa bu. Neyse, bugün bununla olalım. Dediğim gibi keşke hemen şöyle cevap verebilseniz, ne kadar güzel olur ya. Evet, şöyle. Saçlarımız tamam. Ve bitti. Hazırız. Sadece babamızı bekliyoruz. Çantama ıslak mendilimi koyayım. İlacım burada. Maskem burada. Bugün de şunu soracağım. Geçenlerde sağlık ocağında vermişlerdi. Biliyorsunuz benim artık ilaçlarım bitti. Bunu işte soracağım. Eğer buna devam et derse, bundan sonra sağlık ocağından alacağım. Yok olmaz derse, ki olur büyük ihtimal yani. Neden olmasın? Bakacağım işte, bunu soracağım bugün. Bakalım ne diyecekler. Dışarısı da tam böyle bir yaz hava. Sizler de şu bilekliklerle takarken sorun yaşıyor musunuz? Ben her zaman sorun yaşarım. Yani takamıyorum hiçbir şekilde. Taktım. Şimdi ben Şahin arayayım. Anneciğim telefonu getirsene, babayı arayayım ben. Üstüme yelek falan almayacağım. Şöyle uzaktan. Şöyle. Kızım versene, babayı arayayım. Gidelim bakalım. Her seferinde söylüyorum ama inşallah bugün olacaktır. Şöyle biraz da suratı toparladık. Değil mi kızım? Hadi gel bakalım. Gel, çantamız hazır. Şimdi bir tek babamız kaldı. Babamızı da aradık mı bu iş tamamdır. Nenenin sesi mi kızım o? Evet.
orada birisine seslendi. Sana yelek vereyim mi? Üşümüyorsun değil mi sen? Gerçi hava o kadar sıcak ki. Neredesin? Tamam, ne zaman gideceğiz? Tabii. Tamam. Tamam gel ki bak, yenisine gideceğim için ben nerede olduğunu da bilmiyorum ya. Tamam hadi gel. Ne oldu, nene güldü mü? Nenemiz güldü mü? Yapma anneciğim. Bu mu geldi? Sonunda hastaneye gittik ve mutlu bir şekilde eve döndük. Gittik çok şükür. Söylemiştim başka bir hocadan randevu aldım diye. İnanın eğer başından beri bilseydim ki bu hoca mesela daha önce hiç bakmadım işte dedim ya. Yani sonradan aklıma geldi işte devlet hastanesinde sadece bir kadın doğum doktoru mu var? Meğersem iki doktor varmış. Biri erkek, biri bayan. Ve keşke başından beri bilseydim ki bu hoca işte, inanın gözlerime inanamadım. Böyle içeriye girdim ve beni ne karşıladı? Ne karşıladı biliyor musunuz orada? 58-60 yaşlarında bir erkek hoca ve inanın o kadar mutlu oldum ki, çünkü ben şöyle söyleyeyim. Özellikle mesela doktorlarda tabii ki şey değil, gençler de işini bilir, şey yapar, ama şöyle söyleyeyim, bence doktor mesela ne kadar yaşı şey olursa o kadar tecrübeli olur veya işte daha şey olur diye. Ve inanın doktoru görünce çok ama çok mutlu oldum. Böyle girer girmez zaten o hocayı gördüm ya, böyle bir şey oldum. Her neyse, şimdi gelelim asıl meselemize. Biliyorsunuz ben sonuçları çok merak ediyordum. 16 haftasına verilmiş sonuçlar. Sonuçlarım çok şükür temiz çıktı arkadaşlar. Hiçbir şekilde Down sendromlu bir risk falan yok. Ne diyor? Hesaplanan trisomi 18 riski işte 10 binde 10 bindedir. Yani. Ve trisomi 18 için istatistikler bir risk tespit edilmemiştir. Ve buna inanın çok, şu an çok mutlu oldum. Yani ister istemez hani 12 haftasında yaptık ve çok riskli çıkmıştı, sınırda çıkmıştı ve bu beni yani bayağı bir tedirgin etmişti. Yani zaten her ne olursa olsun, yani olsaydı veya işte olmasaydı, her iki şeyde de koşulda da bu bebek mesela yine Allah'ın izniyle doğuracaktı. Yani dünyaya getirecektik ve her ne olursa olsun. Yani koşullar ne olursa olsun bu bebek dünyaya gelecekti. O yüzden, ama yine de insanın içinde böyle biraz işte ne bileyim üzüntü. Mesela ben hastaneden zaten sizlere hemen video çekmiştim. O halimi işte böyle iki gün üst üste ağlamalı geçti. Yani ister istemez insan çocuğu için tabii ki üzülüyor, şey yapıyor. Daha sonra zaten direkt Antalya'ya özel hastaneye gitmiştik ve orada doktor işte sonuç yani şeyden ultrasondan baktığı zaman her şey gayet normal gözüküyor dedi. Yani ben sana şimdi var veya yok, işte yok veya var diyemem dedi, ama şeyden sonuçlardan işte ultrasondan gördüğüm kadarıyla bebek gelişimi, bebek gayet normal demişti. Ama yine de tabii ki işte bunu ya 16 haftasında işte üçlü tarama testi belirtir veya işte anne karnından sıvı alınır falan filan, bayağı bir şey yapmıştı. Oradan biz işte çıktık, yani Şahin'le çıkmıştık, onu da sizlere anlatmıştım. Belki yeni gelen, yeni katılan arkadaşlar aramızda olur. Onlara şöyle bir kısa bir bilgi şey geçmek istiyorum. Oradan çıktığımızda zaten Şahin'le oturduk, konuştuk. Yani her ne olursa olsun bu bebek
dünyaya gelecek dedim. İşte Şahin de aynı şeydeydi. İşte mesela hoca bize söyledi. Mesela ya bekleyeceksiniz 16 haftasını ya hemen işte ben sizi bir yere yönlendireceğim. İşte senden işte kan alınacak, yurt dışına gönderilecek veya işte anne karnından işte bebeğin büyüdüğü işte sıvıdan sıvı alınacak. İşte o da %50 riski var. Mesela daha sonra bebek sakat kalabilir veya işte düşük yani bebeği düşürme riskin olabilir. Vesaire vesaire bayağı bir şeyler hoca anlatmıştı ama biz başından beri zaten şey yapmıştık, sıvı alma şeyini kesinlikle zaten başından kabul etmedik. Kanımı işte benden kan alıp yurt dışına göndermeyi de kabul etmedik. Yani nasılsa 10 gün içerisinde gelecekti. Ben 10 günde yine mesela şey düşünecektim, şey yapacaktım ama şimdi bunun tedavisi yok. Mesela sorduk işte tedavisi falan var mı bu hastalığın? Tedavisi yok dediler. E tamam da ben şimdi bunu yollayayım. İşte tamam %100 öğrendim ki mesela bebekte bu hastalık var. Yani değişen bir şey olmayacak. O yüzden biz o konuyu kapatmıştık. Anneciğim bak teyzoşlarla konuşuyorum bir tanem. Yani o konuyu tamamen kapatmıştık. İşte ne kan al, ne kan gönderme, işte ne sıvı aldırma. Sadece 16 haftasındaki kan şeyini şey yapıyorduk. 16 haftasında üçlü karma testi yapmıştım ve maalesef 2 hafta üst üste randevularım iptal oluyordu. İşte ayın 19'undaki iptal oldu, 26'sındaki iptal oldu. Mesela bu şu an ayın 5'inde test yapılmış ve ayın 9'unda test sonuçları çıkmış. Düşünün şu an 29 Mart'tayız. 20 gündür benim sonuçlarım çıkmış çoktan. Ama doktor sürekli mesela işte iptal... Anneciğim lütfen, lütfen kızım. Randevularım iptal olduğu için maalesef bunu öğrenemiyorduk. Ama bugün gittiğimde çok şükür sonuçlarım gayet temiz çıktı. Bebeğim gayet güzel, sağlıklı bir şekilde büyüyor teyzeleri. Yani her şey yolunda. Gelişimi, işte kilosu, her şey yolunda. Şimdi sizin tabii ki ikinci şeyiniz var. Merak ettiğiniz konu var. Onu ben de merak ediyorum ve inanın ben de hala bilmiyorum. Yani belki şu an size işte yalan söylüyormuşum gibi gelebilir ama inanın şu an bilmiyorum. Yani fotoğrafı evet elimde burada minnoşumun. Ama ne olduğunu, kim olduğunu ben daha bilmiyorum. Tahminde yani şöyle söyleyeyim. Tahminde bulundu. İşte bebeğim var mı dedi. Var dedim. Kim dedi? Kız dedim. Annesi işte belki yine aynısı olabilir dedi. Yani belki yine aynıdır dedi. Ama tam emin değilim dedi. Yani yine aynısı demek yani kız öyle şey yaptı. Ama tabii ki emin değilim dedi. Yani ben şu an dedi sadece şöyle söyleyeyim dedi. Bacaklarını şöyle dedi kapatmış dedi yatıyor. Ben dedi o bacağını açmadan dedi sana şu an söyleyemem erkek veya kız dedi. Gerçi dedi bu senin için dedi fark ediyor mu yani onu söyle bana dedi. Yok dedim kesinlikle hocam yani öyle bir şey söz konusu bile değildir dedim. İster kız olsun ister erkek olsun fark etmez. Sadece işte 5 ayımızdayız tabii ki merak ediyorum dedim. O da dedi ki tam emin değilim ama dedi kız olabilir dedi. Ama şey şurada organ tarama testimiz var. Şöyle yani detaylı ultrasonumuz. Bunu da ayın 13'üne verdiler. 13 Nisan. Geçenlerde size söylemiştim. Özel hastane işte bana yazanlar olmuş. İşte devleti bırak işte özel hastaneye git. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben özel hastanesinden zaten randevu almaya çalıştım ama ne oldu? Bu sefer bir ay sonraya randevu verildi. Ben de işte 19 haftasıyla 23 hafta arası yapılıyor bu test. Ve bugün gittiğimde işte şöyle bana 13 Nisan saat 1.30'da bir hastaneye yönlendirdiler organ tarama testi için. Yani... Bir de ben dedim ki hocam dedim şöyle şöyle dedim mesela şöyle bir durum var dedim şu an benim dedim işte takip ettiğim bir uygulamaya göre şu an ben 21 haftamı bitiriyorum galiba dedim. O da dedi ki yok dedi işte uygulamalar bazen yanıltabilir sen şu an dedi tam tamına 20 hafta bir günlüksün yani 20 hafta diyelim dedi senin daha 3 haftan var dedi bu test için. Yani şu an biz hani Perşembe Diyarbakır'a gideceğiz ya işte ne zaman döneceğiz? 12'sinde kesin dönmemiz lazım. Çünkü 13'ünde benim şeyim var.
detaylı ultrasonum var. Ayın 15'inde aşım var. Yani her şeyle benim 10 Nisan veya 12 Nisan Antalya'da olmam gerekiyor. Yani senin daha zamanın var. Senin rahat dedi. 3 haftan var bu testi yap. Yani şu şeyi detaylı ultrasonu yapmak için zamanın var dedi. İnanın ona da çok mutlu oldum. Çünkü ben bayağı bir böyle işte ne yapacağız, ne edeceğiz, işte bu da mesela ne olacak, işte 13 Nisan'a verdi, işte zamanım geçiyor, işte ben 24 hafta oluyorum, ondan sonra kimse bana yapmayacak falan böyle şey yapıyordum. Ama sonra hoca şey dedi, işte şu an sen tam tamına 20 hafta bir günlüksün. Yani ben telefonda bir uygulamayı takip ediyorum. Orada mesela şu an bende gösteriyor 21 hafta 5 günlük. Yani düşün arada neredeyse. Ne kadar var? 2 hafta neredeyse şey oynuyor. Benim şu an işte tahminca 22 hafta olmam. Uygulamaya göre şu an 22 hafta olmam lazım 2 gün sonra. Ben daha 20 haftadayım. O yüzden dedi ki için rahat olsun dedi. Daha 3 haftam var. Şey yapma zamanım var yani yapabilirsin. O da beni yani bayağı bir rahatladım. Zaten hocayı görür görmez böyle tam sanki babamı görmüş gibi oldum. İnanın o kadar mutlu oldum. Daha sonra işte ben mesela eski gittiğim doktora mesela sadece sonuçlara bakacaktı. Beni yollayacaktı ve düşünün yine mesela aynı tarihe kadar ben bebek iyi mi, nasıl, gelişimi falan onu bilemeyecektim. Çünkü 5 haftadır gitmiyordum. Ama bu hoca işte ultrasondan baktı. Her şey normal dedi. İşte gayet güzel gelişimi, her şeyi iyi dedi. İşte baş çevresi, osu busu ben tam olarak anlamıyorum tabii ki. Ama her şey yolunda dedi. Sadece işte cinsiyeti olarak dedi de dedi kıza benziyor dedi. Ama %100 dedi emin değilim. Bazen dedi yanılıyor dedi olabiliriz. Bazen dedi işte kız söylüyoruz erkek çıkıyor. Bazen erkek diyoruz kız çıkıyor. Ama senin için fark ediyor mu dedi. Yok dedim tabii ki. Ama merak yani söz konusu işte merak olunca dedim yani şey yapıyoruz. Öyle canlarım hastanemiz bugün çok güzel geçti. Yani yüzümden de anlaşıldığı gibi çok mutluyum, sevinçliyim. Annem geldi az önce her şey yolunda mı dedi. Çok şükür dedim anne yolunda. İşte böyle böyle işte ayın 12'sinde falan Antalya'ya dönmemiz gerekiyor dedim. Tabii ki dedi önemli olan senin işte sağlığın, senin bebeğin sağlığı falan. Yani gideriz 10 gün bile bize dedi yeterli olur. Yeter ki sen şeylerini yani aksatma. Öyle bugün çok mutluyum. Her şey yolunda ya sonuçlar temiz çıkıyor. Bu arada sağlık ocağından bir ilaç vermiştiler yani. Onu da sordum. Hocam böyle böyle dedim şey... Sağlık ocağından bunu bana verdiler. Eğer size sormamı işte danışmamı istediler. Eğer size sorup da işte siz onay verirseniz ben bundan sonra işte bunu kullanacağım. O da dedi ki yok dedi sen bunu kullanma dedi. Ben sana şey yapacağım ilaçlar da yazdı. Onları da alacak şimdi Şahin. Yani öyle eve geldik. Direkt zaten üstümüzü başımızı elimizi kolumuzu falan yıkadık. Yarını komple değiştirdim. Kendim değiştim üstümü. Hemen makineye attık. Çünkü hastane bugün çok kalabalıktı. Benim eski gittiğim doktor yine şeyi monitör kapalıydı. Büyük bir ihtimal yine yoktu. Çünkü en yakın randevusu 5 Nisan'dı. O yüzden onun kapısında yani kimse yoktu. Bu ikinci hocanın işte bayağı bir kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Dediğim gibi başından beri bilseydim kesinlikle bu hocaya giderdim. Ama zaten artık Diyarbakır dönüşü büyük bir ihtimal bu... Tarama, organ tarama şeyinden sonra da artık Allah nasip ederse Antalya'daki doktorumuza gitmeye başlayacağız. Zaten 24 haftamızda o Antalya'daki doktordan randevumuz var. Öyle yani uzun lafın kısası daha fazla konuşmayayım. Şimdi karnım bayağı bir acıktı ne yiyeceğimizi de bilmiyorum. Annem şey dedi helva falan kavurdum dedi. İstersen işte gel atıştır. Ben de biliyorsunuz tatlıyla pek şeyim yok. Belli ki kızımız olacak. Öyle hissediyorum artık. Yani hissetmiyorum da hocanın dediğine şey yapayım. Tabii ki bunlara takılmıyorum ama öyle yani parti tabii ki yapacağız. Bu Diyarbakır'dan döndüğümde şey yapacağım. Veya olmadı Diyarbakır'da bir doktora giderim. Orada cinsiyetini öğrenirsem kızlarla beraber işte bu balon patlatma partisini görümcelerimle beraber yaparız. Olmadı artık 13 Nisan'ı bekleriz. Orada zaten hoca da söyledi. Şimdi ben sana emin değilim. %100 söyleyemem.
Ama dedi işte ayın 13'ünde bu organ tarama testinden sonra, detaylı ultrasondan sonra sen dedi zaten %100 öğreneceksin işte kız mıdır erkek midir falan filan dedi. Öyle yani, şimdilik biz kızla avutalım kendimizi, kızımıza adapte olalım diye düşünüyorum. Şimdi belki aranızda belki diyeceksiniz ki kesin işte kız dediler, sen şimdi bizi böyle şey yapıyorsun ya da daha önceden biliyordun, o yüzden şimdi bizi böyle şey yapıyorsun, ama kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben de şu an sizlerle bir, yani hastanede şu an ne yaşadıysam inanın ince şu kadarcık detayına kadar şu an sizlere anlatıyorum. Yani anlatma sebebim de yarın öbür gün kendime bir anı olarak da bırakıyorum aslında. Yarın öbür gün izlerim işte ne zaman ne falan, ne zaman öğrenmişiz, ne yaşamışım. İşte mesela Allah nasip eder de bir bakarsanız üçüncü bebeğimiz olur. Tabii ki inşallah ikincisi bir gelsin de sağ salim. Bakarsanız üçüncüsü olur ve orada mesela artık ben test yapsam bile, işte sonucu mesela kötü çıksa bile kafama artık o kadar takmam. Tabii ki Rabbimin bileceği iş. Rabbim yani her şeyi daha iyi bilir, ama en iyisini Rabbim bilir. Ama yine de ben mesela böyle bir şeyleri şey yapmam, üzülmem, şey yapmam. Sonuçta bakın bir testte kötü çıktı, diğer testte gayet normal çıktı. Kalkıyorum kızım. Bir şey yapalım da yiyelim. Neyse biz şimdi karnımızı doyuralım. Yani bizim her şeyimiz yolunda teyzoşlarım. Artık yavaş yavaş kız isimleri aramaya başlarsak çok iyi olacaktır. Ama tabii ki parti yapacağız. Emin değiliz. O yüzden yapacağız. Kız veya erkek fark etmiyor. Tamam bir tane. Tamam yok yok, kıpırdama, çünkü mama yapacağız. Kalktım. Yani fark etmiyor. O yüzden o partiyi yapacağız. Ama kendimiz de adapte olalım artık. Şahin de sevindi. İşte dedim böyle böyle tahmin, yani tahminde bulundu kız diye. İnanın o kadar sevindi ki sanki böyle ne bileyim, hani ben hocayı görünce sanki babamı görmüş gibi oldum ya. Şahin de kızı duyunca mesela sanki böyle ne bileyim dünyalar onun olmuş gibi oldu. Kızım sakın sakın bunu yırtma, bu hastaneye gideceğiz. Anneciğim sen kardeşini gördün mü bugün? Kızımı tabii ki bugün yine almadılar. Sen kardeşini sevecek misin? Onunla oynayacak mısın? Onunla tokalarını paylaşacak mısın? Yok mu? Kıskançlık mı hissediyorum acaba? Sen benim her şeyim. Balımsın sen benim. Balımsın. Kız kardeşiyle oynayacak artık yani. Biz ne yaptık? Tabii ki en pratiğinden buzluktan mantı çıkardık. Haşladık. Şimdi minnoşumla karnımızı doyuracağız. Evet bir tanem. Sıcak ama bekle bekle, şimdi ben içecek de çıkarayım, tamam mı? Karnımızı doyuralım. Ah yaren, ah linç edeceksin bu teyzeler beni ama. Şimdi annem de çay demlemiş, dedim ya size. Çaya çağırdı. Dedim biz yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım. Daha sonra geliriz dedim. Neyse bize şimdi afiyet olsun. Tamam mısın? Biz yemeğimizi yedik, şimdi annemin oraya geçiyoruz. Çayımızı içeceğiz. Üstüme şöyle yelek aldım. Hadi gel. Gel tospikim gel. Gel mutfaktan girelim. Hadi gel. Hadi mutfaktan girelim hadi. Gidelim çayımızı içelim. Nenişko da. Nenişko. 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 Biz bugün hastaneye giderken kargom geldi ama biz yoldaydık. O yüzden Şahin de Ramazan abi aradı. Yani kargomu o teslim almıştı. Ben de sandım ki arabadadır. Meğersem şuraya bırakmış. Evet buradaymış. Ben sanıyordum ki arabadadır. Şahin'i şimdi aradım. Kargom nerede dedim. Dedi klimaların üstüne bırakmış Ramazan abi. Şimdi bakalım. Bu arada bakar mısınız şeftalimiz ne kadar güzel pembiş pembiş çiçek açmış. Anne, efendim bir tanem. Babam kel mi oluyor? Babam kel mi oluyor? Baban kel olmuyor da. Ne olacakmış? Tıraş olacakmış. Saçını kesecekmiş, kelecekmiş. Hadi ha. Hadi gir bakalım, gir üşüdüm, gir. Gir. Şimdi şu çamaşırlara bakayım kurudu mu? Ezzallah. Şu
tokaları niye döktün? Ha? Şimdi bakalım nedir? Bayağı da dışarıda durdu ya, havalanmıştır. Evet, kargomun başına geçtim. Bu arada annemden geldim. Biraz uzandım. Daha sonra babamların oraya gittim. Yani dün değil de evvelsi gün mü? Evet, evvelsi gün sizlere göstermiştim ya, şeyler, camlar falan takılmış. Balkonlar takılacak diye. Bugün de balkonları, balkon demirlerini takmışlar, korkulukları, ama mikrofonu açtı. Şeyle korkuluklar takmışlar ama cam, hani balkonun camları olur ya, onlar normalde bir ara gittiğimde yine detaylı sizlere gösteririm. Kapılar, camlar böyle dıştan parlak, içten siyah olur ya. Ama şey, balkon korkulukları da şöyle mavi renkte seçmişler önceden. O yüzden şey dedi babam, ben daha bilmiyordum işte değiştireceklerini. Dedim ya baba, dedim bu hiç olmamış ki, dedim yani camlar siyah ama balkon korkuluğu mavi. O da dedi ki, ben de tam dedi işte aldığım yeriyle konuşacaktım yani değiştirelim diye. Çünkü evet dedi, camlar siyah ve korkuluğun camı dedi, işte balkonun camı mavi olursa güzel olmaz dedi. İşte bir saat falan babamın yanında durdum. İçeriği, mutfağı falan, işte mutfak falan, sadece her şey olmuş. Mutfaklar monte edilecek. Fayansıdır, odur budur, asma tavan, her şey bitmiş çok şükür. Az bir şey kalmış. Oradan şoka gittim. İki tane atlet aldım kendime, iki tane çorap aldım işte Diyarbakır'a. Şimdi de şu kargomuza bakalım. Ben ne geldiğini biliyorum da. Geçen Nigar'la gitmiştik ya kemere. Waikiki'de bunu gördüm. Ama bedeni yoktu. O yüzden ben de şöyle internetten söyledim. Şişme yelek aşkımı biliyorsunuz. O yüzden şöyle beyaz rengi var bunun bende. Ben de şeyini aldım, kırmızı renk aldım. Fiyatı da 160 liraymış. O beyazını ben zaten Bursa'dan almıştım. Beyazı dediğim gibi Bursa'dan almıştım. Bunu da şöyle, zaten şişme yelek çok seviyorum. Allah'ım, bu da mı küçük? Bakalım. Galiba iyidir ya. Biraz da zayıflarız, değil mi? Hep böyle kalacak diye bir şey yok. Kalacağız diye bir şey yok. Sizleri şöyle bir yerleştireyim. Şöyle. Evet. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Bak ben seni duyuyorum buradan. Şöyle montumuz da bu şekil. Ama ben seni duyuyorum. Sen beni rahatsız ediyorsun. Yani şöyle. Dediğim gibi beyaz var bende. Ama kırmızı da çok hoşuma gitti orada. Ve alıverdim. Eve geldim. Zaten hemen internetten baktım ki var. Ve kızım. Döveceğim ha seni artık. Evet, artık kırmızı şişme yeleğim de oldu yani. Neyse. Ben şimdi ne yapayım? Şu arkamdaki tokaları falan toparlayayım. Daha sonra ne yaparız ya? Çamaşırları toplayayım. Ondan sonra da akşam ettik zaten. Sonra Şahin gelir. Kahvaltıdır, odur budur derken. Bitti mi? Ya ya. Ses. Ses ver, ses. Yaren Öncel. Feride Öncel'in kızı. Hı? Sen anneyi mi seviyorsun, babayı mı? Hele gel şeye söyle. Hayır hayır. Babayı mı seviyorsun, anneyi mi? Babamı seviyorum. Babanı seviyorsun. Başka? Annemi de. Başka? Ben söyleyeyim. Yaren hem annesini hem babasını seviyor. Evet teyzoşlar, yanlış duymadınız. Hem babası hem annesi. Neyse, al git şunu ya, git. Huya. Tamam kız, tamam. Allah aşkına git. Neyse,
Sallama, 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 sallama. Hadi. Hadi git. Bence kapanışımızı da burada yapalım da daha sonra unutuyorum çünkü. Şahin gelirse bir şeyler ekleyebilirsem eklerim. Yoksa bugünlük de bizden bu kadar olsun. Çünkü bugün gerçekten sevinçli bir şekilde kapatmak istiyorum videomu. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ha bu arada Diyarbakır'a gittiğinde bizleri unutma demiştiniz. Görümcelerle bol bol video çek demiştiniz. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.